MHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli bugün Bursa'da partisinin ikinci genişletilmiş bölge istişare toplantısına katıldı. Partili bakan ve milletvekillerinin de yer aldığı toplantıda Bahçeli, ekonomik hayatta yaşanan hayal kırıklıkların ve sıkıntıların çarpık siyasi zihniyetten kaynaklandığını söyledi. Ekonomik hayatta yaşanan hayal kırıklıkları ve sıkıntılarının kaynağında da çarpık siyasi zihniyetler yatmaktadır. Fazilet Partisi lideri Recaip Utanç da Kahramanmaraş'ın 81. Kurtuluş Yıldönümü törenlerinde halka hitap etti. Utanç, Türkiye sosyal, ekonomik, ahlaki deprem yaşamaktadır dedi. Daha sonra bayrak töreni için Kahramanmaraş Kalesi'ne çıkan Recaip Utanç, Fransız bayrağının indirilerek Türk bayrağının göndere çekilişini istedi. CHP Genel Başkanı Tansu Çiller de bir tören için İstanbul'daydı. Çiller, Adalet Partisi'nin kuruluşunun 40. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen toplantıda hükümeti eleştirdi. Dünyanın en hızlı küçüler, en hızlı fakirleşen, en hızlı içine kapanan, kişi başına gelirin giderek düştüğü bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Bir dönem Adalet Partisi'nin genel başkanlığını yapan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i Doğru Yol Partili milletvekilleri bugün Güneş Sokak'ta ziyaret ettiler. Demirel, gazetecilerin siyasete dönecek misiniz sorusuna şu yanıtı verdi. Gün olan harman olur. Ne olacağım Hüzün dolu bu görüntüler Türkiye'nin ilk kadın pilot şehidinin cenaze töreninde. Teğmen Ayfer Gök, Türk bayrağına sarılı tabutuyla komutanlarına, arkadaşlarına, ailesine veda etti. Teğmen Ayfer Gök 24 yaşındaydı. Kullandığı F-5 savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında Karaman yakınlarında düşmesi sonucu şehit düştü Ayfer Teğmen. Derinden etkiledi. Tabii üzüldüm. Yazık. Yetişmiş bir insan. Kolay yetişmiyor bunlar. Kolay değil. Doğru seven bir insan bu mesleği. Kaderi böyleymiş. Üzüldük gayet. Üzülmemeye imkan yok. Ayfer Teğmen çok değil 20 gün önce Kayseri'de düşen uçakta şehit olan pilot arkadaşlarının arkasından böyle ağlamıştı. Ve kendisi maalesef şehit arkadaşlarıyla aynı kaderi paylaştı. Dua ediyoruz büyük kaza meydana gelmesin ama görünen o ki büyük kaza olacak. İstanbul Boğazı Bermuda Şeytan Üçgeni'ne döndü. Son 3 hafta içinde aynı bölgede 2 gemi kazasının meydana gelmesinden sonra gözler çevresinde 15 milyon insanın yaşadığı İstanbul Boğazı'na çevrildi.
Matt Glory arkamda gördüğünüz yarayı aldı. Sol tarafından, sol arka tarafından aldığı yarayla da yavaş yavaş batmaya başladı. Çevreciler İstanbul Boğazı'nın Bermuda Şeytan Üçgeni gibi tehlikeli bir bölge olduğunu söyleyerek... Hala çekil! Bu bölge gerçekten Bermuda Şeytan Üçgeni'nin ikiz kardeşidir bize göre. Geçtiğimiz hafta kuru yük gemileri Matt Glory ve Akaylar 2 İstanbul Boğazı girişinde birbirlerine çarptılar. Kazanın ardından kimyasal madde taşıyan Kamboçya bandıralı Matt Glory yarı yarıya sulara girdi. Matt Glory arka tarafından aldığı yarayla yavaş yavaş denize batmaya başladı. Akaylar 2 ise aldığı yaranın etkisiyle fazla bir zarara uğramadı. Ancak Matt Glory görüyorsunuz yavaş yavaş sulara gömülüyor. Batan gemide bulunan 21 mürettebat kıyı emniyeti ve gemi kurtarma ekipleri tarafından son anda kurtarıldı. Hepiniz bir anda gelmeyin, sakın olun, teke teke gelin. Jessica eğer burada bu kaza neden olsaydı çok daha büyük felaketler olabilirdi. Yine aynı bölgede 3 hafta önce meydana gelen kazadaysa batan gemide bulunan kaptan ve 6 mürettebatı uzun süre dev dalgalarla mücadele ettiler. Gemiyi bulamıyorum. Gemiyi alamıyorum, gemiyi. Tengiz, Novorossiysk petrol boru hattının hizmete girmesiyle boğazlardaki tehlike 2 katına çıkacak. Uzmanlara göre özellikle petrol yüklü tankerlerin kaza yapması İstanbul için büyük tehdit olacak. Düşünün, yılda 50 bin gemi geçiyor, 6 bin tanesi petrol tankeri. Ciddi kazaların olacağını biz basına duyurduk. Şimdi bunu bilmek için kahin olmak gerekmiyor. Yetkililer İstanbul Boğazı'nda bulunan bu 14 tehlikeli noktanın her an büyük bir faciaya neden olabileceğini Yer İstanbul. Dün gece yarısı. Alkollü olarak direksiyon başına geçen kişi ise bir avukat. Gördünüz, ben ehliyetim verin o zaman. Hayır, ehliyetiniz. Adınızı vermediniz. Verdim, ben size verdim. Arabanızı da götürmeyi reddettim. Ben size verdim. Onun için ben çekici çağırdım. Bakın, ta arka sokaktan buraya çektiniz. Bana ehliyetiniz... Neden yapıyorsun bu ehliyetiniz? Peki, bana ehliyet ruhsatınızı verin, arabanızı çekiciyle götürmeyelim, beraber getirelim. Peki beyefendi, şunu söyleyeyim. Söyleyin. Neden taksi şoförünü çağırmadınız? Hangi taksi şoförünü? Önündeki yani bana... Şimdisin oradaki kolunuz kapandı, siz alkol içiniz. Hayır, hayır. Biz ehliyetinizi alacağız. Lütfen bırakın onu. Ehliyetinizi alacağız, işlem yapacağız. Ehliyetimizi de verdim. Vermediniz. Ne demek size vermedim? Yapmayın ya. Yarın aracınızı alırken getirirsiniz ehliyetinizi. Tamam, alın o zaman, alın götürün. Hıdır Tanrıverdi adlı avukat, trafik polislerine alkollü halde araç kullanırken yakalanınca ortalığı birbirine kattı. Su memur, su memur bey. Bir tane, gel evet, bu arabaya. Evet. Buyurun, buyurun arabaya. Buyurun arabaya. Hayır, ben burası. Tamam, buyurun arabaya gidin. Karakola kadar gideceğiz. Buyurun beyefendi. Neden gideyim ben, neden gideyim ki? Ehliyetinizi vereceksiniz. Ben verdim size. İşlem yapacağız. Hayır, ben verdim. Buyurun lütfen, verir misin? Hayır, bir dakika. Bak beyefendi, lütfen. Bir dakika. Buyurun arabaya lütfen. Bir dakika. Neden buyurun beyefendi arabaya? Ya tamam. Hayır, bir dakika. Lütfen. Beyefendi, gelir misiniz? Bakın, ben alacağım. Tamam, olabilir. Hayır, ben ehliyetim verdim şu memur bey. Tamam. Her şeyi itiraz eden Tanrıverdi ilginç görüntüler oluşturdu. Polis memurları işlem yapabilmek için ehliyet ve ruhsatını isterken o ısrarla verdiğini savundu. Ben dedim ki, beyefendi ben avukatım. Onun da verdi. Bir baro kimliğini çektim, aldım elinde biraz önce. Beyefendinin önüne çektim. Evet. Size çektim almadım mı? Kim ruhsatınızı verir? Size. Bizde yok. Vermedi. Yapmayın ya. Tanrıverdi, alkol kontrolünde çıkan sonucun normal olduğunu söylerken polisler 198 promil çıktığını iddia ettiler. Tabii. Tabii ki yapıldı. Kaç çıktı? Ya normal ya, yani alkol alakası yok. Lütfen.
Lütfen caydırma. Ölçeriz. Herhalde herhalde ben onunla çekeyim. Tabii kesin çekelim. Daha sonra alkol kontrolü yapılmak isteyen polislere direnen avukat Kıdır Tanrı verdi. Polis memurlarıyla tartıştı. Üfledim bunu yani bu. Ama alkol çıkmış. Bakın hayır. Ben size diyorum ki, ben mi yalan söylüyorum? Tamam, o zaman ya siz her şeyi doğru söylüyorsunuz da ben mi yalan söylüyorum? Hayır, bir dakika. Ben size ehliyetim verdim mi? Verdim. Vermedim. Ruhsatımı verdim mi? Verdim. Vermedim. Siz benim... Yanlış hatırlıyor olabilirsiniz. Vermedim. Lütfen. Hayır ya, bırakın ben istedim. İstedim. Ne kadar çıkmıştı? Ne kadar çıksa ben şimdi onu o zaman çıkarmanız lazım. 198 o zaman 198 prof. O zaman, eğer benim 198 profil çıkıyor ise cezamı kesersiniz. Tabii ki işlemlerinizi yapacağız. Ama yalan. Hakarete ve darbe uğradığını iddia eden Hıdır Tanrı verdi. Çevredeki vatandaşlardan kendisine destek aradı fakat bulamadı. Alkollü araç kullandığından dolayı tamam, alkollü alkollü araç kullandıysam cezanı verir. Tamam işte onu verecektin. Bittin ne yapmayacaksın? O ehliyetini verecektin. Ne yapmayın buraya dağılaştın mı? He? Dağılaştın mı? Biraz önce ben efendim benim hatta şerefsizlik itelediği zaman. Yok seni kimse itelemez. Ne demek istedim? Burada bu kadar şahit insan var. Bak vatandaş var. Gel. Sarmayın. Bana şerefsizlik mi? Ben giremedim geri gel. Geçin. Yani burada bir efendi var. Sizin değil mi? Zaman geçtikçe alkollü avukatla polisler arasındaki tartışma sertleşmeye başladı. Var mı öyle olay? Gel, gel benimle gelir misin? Hayır gelmiyorum. Benimle gelir misin lütfen? Ne efendim bakın. Baktım ben. Ya bir defa benimle gelir misin lütfen? Lütfen bir gelsene. Lütfen ya. Lütfen şöyle bir dakika. Dur be aç şunu ya arabaya. Lütfen arabayı. Rica ederim. Bir dakika. Ya arabaya bilsene. Benim arabaya. Bin arabaya. Bilmeyin hayır bir dakika. Ya binsene arabaya lütfen. Bırak. Ya bin arabaya. Tamam bin. Tamam evine gideceksin. Buyurun.